Selam olsun, her gününüz bayram olsun. Bayram mazluma gelsin. Neden yaşayıp neden ölüyoruz? Neden gülüp neden ağlıyoruz? İşte budur dünyanın acısının içindeki yardım çığlığı. Toprağın üstüne basan ayaklarım yok. Bir kuş olmayı tercih ederdim. Bu derinin altında kendimi iyi hissetmiyorum. Dünyaya yukarıdan bakmayı isterdim. Bu her şeyin üstünde bir güzellik olurdu her şeyin üstünde olmak. Hayatımda her zaman hatalar yaptım. Bir sürü ilizyon gibi, film gibi. Öyle ki bir metafora ihtiyaç vardı bunlarla yaşarken. Bir şey fark ettim. Beni çekiyor, çekiyor, çekiyor. Bu büyük evrensel piyango içinde. Maalesef doğru numarayı çekemedim. Bu derinin altında kendimi rahat hissetmiyorum. Bu her şeyin üstünde bir güzellik. Yine de bunu hissediyorum. Neden yaşayıp neden ölüyoruz? Neden gülüp neden ağlıyoruz? Başka bir dünyadan gelen dalgaları hissediyorum. Toprağa basan ayaklarım yoklar. Bu her şeyin üstünde bir güzellik. Böyle şarkı sözleri var arkadaşlar. Üç cisim teorisi filmini ve kitaplarını inceliyorum. Yıllardır anlattığım şeyleri farklı gözlerle anlatmışlar. Bununla ilgili de bir video yapabilirim. Belki de bir eğitim açarız. Ama şunu gördüm ki orada giyilen VR gözlükler bizim şu anda içinde olduğumuz ruh varlığı olarak içinde olduğumuz bu bedenlerden başka bir şey değil. Buranın ilizyonunu sen bu beden algınla yaşıyorsun. Başka bir şey değil yaşadı. O kadar. Bugün güneş tutulması var. Bu ne demek? Üç cisim teorisi demek. Yani güneş, ay, dünya. Üçü birbirini etkilediği zaman ne oluyor? İnanılmaz bir kaos oluyor. Bakalım bu kaosun neticesinde önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız? Görelim Mevlam neyler? İnşallah güzel eyler. Ama bu sefer bir takım kaosun olacağını kalben hissediyorum ve bir süredir, şöyle bir 3-4 gündür inanılmaz bir kaos kalbimde yer etti. Dünyaya bakarken, insanlara bakarken gerçekten üzülmeye başladım. Kendimi unuttum. Yani yaşayıp ölmek o kadar da önemli değil. Ne olduğumu biliyorum. Ben bir ruh varlıyım. Kadersel programı burada yürütüyorum ama... Bu kaos üç cisim teoremindeki bu filmde aslında güzel film çekmişler ama eksikleri önümüzdeki günlerde tamamlayacaklardır. Biz yıllardır konuşuyoruz bunları. Gördüğünle yetinmemen gerektiğini, senin gözünle var diye gördüğün, algıladığın şeylerin aslında arka perdesinde çok daha farklı boyutsallıklar olduğunu, realiteler olduğunu Yıllardır konuşuyoruz. Hatta o kadar çok konuştuk ki artık ben bir dolum noktasına geldim. Ama kova çağına girdik. Pliton artık kovada. Bundan sonrasında kitleler halinde hepimizin ben dahil algımız bambaşka bir seviyeye yükselecek. Bu bayram ilginç bir bayram olacak arkadaşlar. Mutlu olun ailenize birlikte birbirinizi çok sevin, çok sayın. Anınızı en iyi şekilde değerlendirin. Çünkü daha sonraki zamanlarda farklı olaylara gebe kalabiliriz dünya olarak, insanlık olarak. Bir yerde bardağın bir dolma noktası vardır. Şunu görüyorum ki özellikle ülkeleri yöneten liderlerden başlamak üzere diğer yönetim kademelerinde olanlar. Çok fazla maddesellikte ve bunun dışında da hak yeme konusunda insanların haklarının üstüne basarak özellikle mazlumların üstüne basarak yukarıya çıkma konusunda uzmanlaştılar. Ama Rabbim buna razı olmaz. Bir yerde vurur geçer. Ne yazık ki yaptıklarının farkında değiller. Ölümü tadınca her nefsi her şeyi anlar. Bu tür üç cisim teorisinde olduğu gibi yani ay güneşle dünya arasına girdiği zaman güneşi kapatması gibi. Böyle kaotik zamanlarda bir takım tetiklenmeler olur ve bu tetiklenmelerden dolayı da bu ilizyonik dünya sistemindeki yaşayışlarda sadece böyle sen de ben de hani gariban hayatımızda değil o kendilerini en üst seviyede altın saraylarda oturanlar da bir anda yerin dibinde bulurlar. Ne olduklarını da anlamazlar. Ama olması gereken de budur. Rabbimin şamarı iner. Bu şekilde iner. Çok şükür ki sistem böyle çalışıyor. Biz seri hesapla çalışıyoruz içinde bulunduğumuz dünyada. Yani herkes yaptığının bedelini yaşar. Yıllardır anlattıklarımı artık böyle üç cisim teorisi gibi filmlerle başkaları da farklı gözlerle anlattıkları için ben de zaman içerisinde onların anlattıkları bilgilerle, filmlerle ya da başka aktarımlarla, bilimsel çalışmalarla ben de anlattıklarımı birleştireceğim. Şimdi önemli daha önce de anlattığım bir konunun üstünü tekrar geçeceğim. Ha, bayramda bu anlatılır mı? Öyle olağanüstü zamanlardayız ki bence her zaman anlatılmalı. Bütün metafizik olaylarla ilgili bütün mistik çalışmalar ve bunlara bağlı olan her türlü deney, yaşantılar bize göre normal dışı görünmelerine rağmen yani biz insana göre aslında bütüne baktığın zaman Varoluşta normal olan şeylerdir. İnsanın deyimiyle duyular dışı yetenekleri kullanması insana göre normal olmayan olaylardır. Telekinezi, telepati gibi ya da varlıklarla temasta olma, akış alma, vizyonel eğitimler. Bunların hepsi normal olmayan olaylardır. Oysa normal olan duyular dışı melekelerin kullanılması, anormal olan da duyular yoluyla bilgi elde edilmesidir. Tam tersi bildiğiniz her şeyi unutun diyorum yani. İçinde bulunduğum bu dünyadaki, dünya diye bildiğin bu mekandaki maddesel laboratuvar, bütüne göre cennetlere, cehennemlere, meleklere, cinlere işte var olan varlıkların çoğu normalde öbür taraftalar. O yüzden ilk cin matriksi yaratılmış. O yüzden iblis denen varlık insan adem üretildiği zaman karşı çıkmış. Çünkü ondaki bilgi bu söylediği normal olan bizim yaşantımız diyor. Biz sizi bir laboratuvar olarak ürettik. Duyu algı cihazları verdik. Görme duyumu falan bu bedenlerde. Ve siz bu duyulara göre gördüğünüzü zahiri olarak ben gördüğüme inanırım da formatlandınız. Bak o filmde de sana VR gözlüğü giydirerek bambaşka alemlerde gerçeklik yaşattırıyor öyle değil mi? İşte bu bedenin o VR gözlüğün senin. Tekrar ediyorum, akış bilgileri söylüyorum. Biz sizi bir laboratuvar olarak ürettik. Duyu algı cihazları verdik. Görme duyumu falan bu bedenlerde ve siz bu duyulara göre gördüğünüzü zahiri olarak ben gördüğüme inanırım da formatlandınız, programlandınız. Normal budur diye zandasınız. Öyle değil. Bütün kutsal kitaplarda da anlatılan aslında bu. Cinleri varlığını kabul ediyorsun, Kur'an'a inanıyorsun, İslam isen Kur'an'a inanacaksın, varlığını kabul ediyorsun. Ayrıca cinlerle temasta olan çok fazla insan var. Hani eski gelenekten gelen cin çağıranlar değil. Medyumik ortamda da çağırıyorsun. Sen zannediyor musun ki Gelen bütün varlıklar böyle Sirius konseyi gibi sana bilgi aktarmak üzere onların gelmesi çok ender. Seçtikleriyle ancak. Hz. Muhammed de seçtiklerimizden biri diyor. Bu üst bilgiyi öyle indiririz. Herkese de vermeyiz diyor. O yüzden kendilerini Tanrı olarak gösteren cin suresindeki gibi varlıklar da gelir. Veya gerçekten cin taifesinden bir kabiledendir. Sen bilmiyorsundur ne olduğunu kendini bilim adamı olarak gösterip sana istediğin bilgileri verip sonra da kalır üstünde. Zaten bunlar bizimle birlikte yaşıyorlar. Biliyorsunuz burada diyor ki sizin bu laboratuvar ortamında gördüğünüz şeyler sizde normal geliyor size. Ama siz normal değilsiniz aslında. O yüzden de iblis karşı çıktı. Yani kutsal bu ruh elektronunu böyle maddesel bedene verdiğinde bizdeki kadar mükemmel olması mümkün değil. Esmaları projekte etti Adem. Yani yaratım kodlarının ne yarattıklarını böyle projeksiyonda açtı. Her birinin yaratımını gösterdi. Yetmedi deneysel olarak gösterdi. Hatta melekler ona secde ettiler. Resmen senin yarattığın bir robot gibi bir varlık üretilmiş anlayacaksın. Ama iblis dedi ki bu olamaz. Hani bizim gibi antinetronla netronu, nötrinoyu nötrinoyla normal netrinoyu birbiriyle bağdaştırıp kullanabiliyor, açabiliyor. Farklı boyutsallıklarda yaratım da yapabiliyor. Farklı VR gözlüklerini de giyebiliyor. Fakat insana yüklenen elektron değeri her varlığa yüklenen aynı değil. Bir kediye yüklenen elektron yani ruh seviyesiyle İnsana yüklenen ruh seviyesi bir olana ait aynı değil. Yani Rabbim insana Adem'e farklı bir elektron seviyesi yüklemiş. O yüzden Adem projekte edebildi, meleklerin üstünde baki ve halik esmalarının dışında olanları projekte etti. Sonra iblis itiraz etti. Rabbimin cevabı sen benim bildiklerimi bilemezsin oldu. O anda iblis şarj etti dedi ki. Sen bu bilgiyi bana daha önce vermemiştin. Eğer bende bu bilgi olsaydı ben de secde ederdim. Beni saptırdın bu durumda senden var olan her şeyden izin istiyorum. Bunlar bir matrikste dünya denilen bir gezegende bir laboratuvar ortamında deneye tabi tutulacaklar. Bu ruhun bu bedende kullanıldığı zaman nasıl sonuç alacağını göreceğiz. Bunların kıyamına kadar bir üst boyuta geçişine kadar, yarım hatta yarı, yarı enerjetik boyuta geçirene kadar ben bunların yolunda olacağım ve bunları saptırıp deneyi başarısız olması için elimden geleni yapacağım." dedi. "Rabbim, her zaman doğruları söyleyen Rabbim." "Tamam." dedi. O yüzden iblise bu hak verilmiştir. O yüzden de maalesef ki insan matriksi negatif olmuştur. Üç cisim teorisinde olduğu gibi birbirini etkileyen sayısız farklı manyetik alanlar bu robotun insan denilen robotun içinde bulunduğu ortamı sürekli bir kaos haline çeviriyor. Cin suresinde de cinlerin dediği gibi Allah Rahman insana bu kadar zor bir yaşamı vermekte neyi kastetti? Onlara kötülük mi yaptı diyor. Cin suresinde cinler sonra dönüyor diyorlar ki acaba bizim bilmediğimiz bir hayır mı var bu durumda diyor. Çünkü her zaman çok dövülen demir daha keskin olur, daha hızlı tekamül eder, daha mükemmel olur. Yani senin bu ruh varlığın deneyi bu zor olmasının bu kadar sebebi aslında kulluğunu bir an önce en üst seviyeye çıkarman içindir yani Rabbinle elektron boyutunda belirlenmen demektir. Yine devam ediyor normal olan yani asıl olan duyu dışı algı ve sezgidir. Bizim tarafımızda olan odur. Maalesef üzgünüm. Hepiniz ayak kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu söylediğimde sen bir sanallıkta yaşıyoruz. İşin hakikat tarafı asıl. Aslı öbür taraf. Anti diye baktığın taraf burası değil. Şimdi, sizlerin dış varlıklarla irtibata geçebilmeniz neden mümkün olamıyor? Anlayabildik mi? Onlar sizler için normal olan akıl ve duyu yolunu değil. Bu duyu organları var ya gözün kulağın ağzın, duyu organları değil. Sizler için anormal olan duyu dışı sezgi yollarını ve buna bağlı olmak üzere, her türlü fizik dışı araçları kullanıyorlar. İşin aslı o tarafta. Bu etki, manyetik etki alanı o tarafta. Elektron sizi evrenle, bizi Rabbimizle bir kılan ve gene bizi iç benimizden gelen özümüzden dışarıya taşırarak kişiliğimizin olgunlaşmasını sağlayan bütün madde yapısının bütün açı ve yüzeyleri ile kristalleşmiş her türlü kabalığın yoğunluğun tek bir yön altında görünmesini sağlayan işte bu elektrondur. Ama elektron yaradan değildir. Elektrona devam edelim. Her şeyde evrene ait sonsuzluğu içeren elektron var. Maddesel olarak nitelenen elektron ile alemleri oluşturan dolayısıyla evrenin iç bünyesini meydana getiren elektron arasında temelde hiçbir fark yok aslında. Her zaman kavramakta güçlük çekilen enerjinin birikimidir. Onun nasıl programlandığını biz bir türlü çözemiyoruz. Bu kaos içerisinde kaldığımız için, üç cisim teorisinde olduğu gibi. Bunu çözemedik ama çözeceğiz. Yani ne kadar birikti? Güneşin enerji birikimi nedir? Dünyanın üzerindeki hayatı nasıl oluşturmuş? Bizim enerji birikimimiz Sirius Konseyi konuşuyor. Akışlar veriyor. Diyor ki sizin güneşinizle beraber 28 güneş yıldız sistemini oluşturuyor. Bu oluşum bir grup Enerjinin birikimi tek yönlü ve tek şekilde değil. Onu sonsuz bir şekilde, sonsuz bir yönde, sonsuz boyutlarda düşünmeniz gerekiyor. Ama bunu bir türlü düşünemiyoruz. Temelde elektron olarak kainat bir teklik içerisinde. Çok şükür biraz olsun bunu anlayabiliyoruz. Sizin bence anlayamıyoruz da hadi anladık diyelim. Sizin birlik vahdet dediğiniz ve bütün varlıkların en büyük idealleri olan giderek yoğunlaşan bir enerji birikiminin kaymalarından oluşan çeşitli hayat evrelerini bilmek, görmek, alemi tanımak ve bütün birleşmiş bir elektron olarak daha yoğun bir hale geçmek. Asıl olan. İşte bu bizim gelişimimizi, var olan her şeyin gelişimini, bildiğimiz bilmediğimiz oluşturuyor. Yani kaldır benliği aradan ortaya çıksın yaradan. Yaradan durumu o birlik noktasını bulduğun zaman oluyor. Enerji yoğunlukları belli bir kesit içerisinde incelendiğinde iki tip elektronla karşılaşıyoruz. Anlamaya çalışalım. Biri maddenin bu kesif bedenin madde yapısını, diğeri ruhun özünü teşkil ediyor. Asıl olan da ruh arkadaşlar. Sen ölümü tattığın zaman ruhun çıkıyor ama ölmüyor. Yok, devam ediyor yola. Enkarnasyonlarla. Yola devam ediyor. Ruhun elektronu ayrı imiş. Böyle katı maddenin elektronu ayrı imiş. Bunların bir diğerine etkileri daima oluyor. Fakat bunların birbirine karışmaları söz konusu değil. Neydi? İki denize salı verdik. Birbirlerine kavuşurlar ama karışmazlar da, değil mi? Cin tayfesinde demek ki durumu böyleymiş. Yani senin ruh diye içine üflenen varlık da o anormal gelen taraf, spatyom ahiret tarafındaki varlıklar hepsi o taraftalarmış. Senin ruhun da oraya ait bir varlık, yani o tarafa ait olan bir varlık Antimaddeye ait olan bir varlık gelmiş böyle anormal bir bedenin hadi viyar gözlük diyelim bu bedene içerisinde yaşam sürmeye daha doğrusu gördüğünü var zannetmeye sanallığı gerçek gibi algılamaya çalışıyor. Bazen bu cin tayfesi de biliyorsunuz insanların içine giriyor insanlarla birlikte yaşıyor eğer davet edersen bunları. O zaman ruhla birlikte bir de yaşıyor. Hatta ruhunu tutmaya çalışıyor. Bazı cinler böyle şeyler de yapıyor. Yani bunu çeşitli deneyimleri anlatılanları bildiğim için söylüyorum. Fakat alemlerde öyle enerji birikimine uğramış madde ismini verdiğimiz elektronlar da var ki, VR gözlükler de var ki, bunların içerdiği bilgi kapasitesi. Şu anda bizim ruh ismini verdiğimiz elektronun bilgi kapasitesinden çok daha fazla böyle de bir bilgi bir akış bilgisi var. Yani alemlerde böyle senin gibi madde kesifinde dabbe halinde hareketli olan öyle maddeler de var ki senin ruhunun bilgi seviyesi şu andaki bedeninin bilgi seviyesinden 12 kat fazla. Ama ondan da fazla diyor. Bu madde üst bilgi seviyesi. Şu anda böyle bir durum var ama sen bunun %6'sını çalıştırabiliyorsun. Ruhunun %12 olması gerekirken bilgi seviyesi sen yarısını çalıştırabiliyorsun bu hayatta. Fakat ruhun bedeninden daha fazla bilgi seviyesine sahip olmasına rağmen Evrende öyle evrenlerde bilmediğimiz madde varlıkları da varmış ki bizim şu andaki ruh bilgi seviyesinden çok daha fazla bilgi seviyesine sahip elektronları varmış. Ne dedim ben şimdi? Ruhun farklı, bedenin farklı dedim. Ayrıca dikkat ettiniz mi? Yani senin bedenin ruhuna göre 12'de bir miktarında bilgiye sahip bu beden elbisesi var. Ya da VR gözlüğün var ya Leyhu mahfuz kayıt cihazı bu. Senin biyorobotik kalıbın senin ruhunun 12'de biri kadar az bilgi seviyesine sahip olarak üretilmiş bir bedenin içerisine kendinden 12 kat fazla bilgiye sahip ruh varlığını düşürmüş bir olan Allah. Deneye bakar mısın? Ve bununla da yapmak istediği şey neymiş? Sürekli bu 12 kat fazla bilgiye sahip olan ruh bedene bilgi aktarıyor VR gözle. Yaşadığı müddetçe bu laboratuvarda ve bilgi aktardıkça da beden bu madde kesifi daha az bilgiye sahip elektrona ait olan bu bedenler gelişim kaydediyor. Yani senin içine bu robotların içerisine ruh programını yüklüyor. Bu kadar. Bilgisayar olarak düşün. Canlı bilgisayar olarak düşün bedenini. Senin içine kendisinden çok daha fazla bilgiye sahip olan ruh programını yüklüyor. Bu ruh programı senin öz varlığın. Bu bedenin yaşadığı müddetçe zaman enerjisini kullanarak doğumdan ölüme kadarki süreçte bu bedeni geliştirmeye çalışıyor. Kendine kayıtlı olan bilgiyi aktara aktara, yaşayarak, evlenerek, çocuk doğurarak, ayrılarak, aklına ne gelirse, yemek yiyerek, atlayarak zıplayarak olayları istediği gibi yaşayarak yalan söyleyerek aldatarak aşık olarak daha sayalım mı bunların hepsini yaşayarak bu bedende bu laboratuvar ortamında ruh kendindeki bilgiyi bu bedenlere aktarmaya çalışıyor her enkarnasyonda eğitmeye çalışıyor bu bilgisayar yani canlı bilgisayarı geliştirmeye çalışıyor bütün yaşamı boyunca ama bunu yaparken de ruh kendisini de geliştiriyor Öyle deneyim ortamına girdiği zaman aslında ruhun da bir amacı var. Tekamülde yukarıya, daha yukarıya çıkmak. Ve şöyle bir olay da var. 12 kat bilgiye sahip olsa da ruh bu hayatlarda beden bulduğu zaman maalesef ki çoğumuz %6 kadarını 12'de değil de tam yarısı 6 ya da 5 gibi bilgi aktarabiliyormuşuz. Böyle olduğu zaman da senin görevin Leyhu Mahfuz'a ait bir kitap olan bu bedenlere, bu viyar gözlükleri geliştirmek. Yani Leyhu Mahfuz'un Rahman kısmını geliştirmek. Senin ruhunun bir numaralı görevi. Ölümü tattığında ruh ahiret denilen ante evren spatyomuna gidiyor. Asıl yurduna gidiyor yani. Asıl yurdu orası. Burası asıl yurdu değil aslında. Buraya doğduğu zaman ağlar bebek. Niye ruhum geldiği yer daha iyi olduğu için buraya doğmak istemiyor. O yüzden melatonin hormonu annede de çocukta da çok salgılanıyor. Mutlu olması için çocuk çok uyuyor. Anne de biraz daha rahatlıyor. Acısı azalıyor. Epifiz bezinle de alakalı epifiz bezi DMT, melatonin, serotonin gibi hormonları salgılıyor. Ve epifiz bezi bu ruhu tutan mercimek büyüklüğünde küçücük organ. Bununla da alakalı bütün akış bilgileri almanız, duru görüler, vizyonlar falan ve ruhun işleyişiyle alakalı. Ruh varlığının kendini göstermesiyle alakalı. Peki buradan kıyam olmanın anlamı ne? Bilgiyi 12 olarak çalıştırmak. 12 çalıştırdığın zaman kaldır benli aradan ortaya çıksın yaradan durumuna geçiyorsun. Tüm bilgiyi artık bu levh-ı ruh aktarmış oluyor. Tamam diyor ben görevimi yaptım gideyim artık. yoruldum. Yukarıya kıyam oluyor. Allah'ın izniyle ne oldu? Bayis oldu. Ne oldu? Şahitlerden olduk. Ne oldu? Gözlemci statüsüne vardık. Her şeyle bir olduk. Meğer iyi ile kötü yokmuş. Her şey birmiş. Sadece entropik çürüme varmış tohumlama varmış. Bunların deneyimini yaşıyormuşuz biz. Ve ruhun en önemli görevi de bu matrikslere, bu VR gözlüğüyle bedenlere girmesindeki amaç neymiş? Rahman tarafını geliştirmek. Yani ana levh mahfuz kütüphanesini senin bedeninle bir kitap olarak koymanmış. Bedenin senin kitabını yazıyor. Ruh onu çalıştırıyor, bilgisini veriyor. Yaşam süresi boyunca ve yaşam bittiği zaman da o beden sorguya çekiliyor. Buna kabir azabı diyoruz. Diyor ki beden bu ruh varlığı diyor beni kullandı. Bu günahları bu sapmaları işte hayırları neyse işledi. Ben kayıt ettim kayıt cihazı olarak şimdi size arz ediyorum diyor. Leyfu Mahfuz Konseyi'ne yargıçlarına kabir azabının anlamı bu. Ve kitabını Ali Nazim kitabının Leyfu Mahfuz Kütüphanesi'ne koyuyor. Ruh ise mizana çekiliyor bir sonraki deneyim için. Olan olay budur arkadaşlar. Esasında maddenin gelişmesi demek onun elektronundaki bilginin genişlemesi demek. Yani levh-i mahfuz kendini geliştiriyor böylelikle bizim üstümüzden demek. Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle. Ey gizlenen kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Örtülerini temizle. Kötülükten uzaklaş. ihtiraslı olma. Rabbin için sabret. Arkadaşlar, çok özel günlere geldik. Farklı olaylar yaşanabilir önümüzdeki dönemde. Bayramınız çok çok güzel geçsin. Çok mutlu olun ailenizle birlikte. En güzel gününüz her gününüz bayram olsun. Bu şekilde çok mutlu olun. Allah'a emanet olun. İnşallah bu günün hiç tutulması çok güzel bir dönemi açacak. Öyle düşünelim, öyle yaratım yapalım. Kova çağına da geldik. Bundan sonra hepimizin algısı değişiyor. Artık hiçbirimiz eski ben olmayacağız. Algı olarak hepimiz yeniden doğuyoruz. İyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun.